Türkiye'nin en prestijli spor organizasyonlarından Türkiye Rally Şampiyonası'nda 2018 sezonu Ford Otosan 36. Kocaeli Rally'si ile kapandı. Kısa adı Koster olan Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından 17-18 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen Ford Otosan Kocaeli Rally'si aynı zamanda Fiesta Rally Cup'ında finale oldu. Mevsim koşulları ve yağan yağmur sonucu etapların çamur olması sebebiyle çok daha zorlu ve heyecanlı anlara sahne olan rallide ekipler 2 gün boyunca yaklaşık 102 kilometresi özel etap olmak üzere toplamda 284 kilometrelik yol kat ettiler. 17 Kasım Cumartesi günü 41 Burda Alışveriş Merkezi'nden verilen sembolik startla yarışa başlayan 12 ekip önden çekişli Fiesta araçlarıyla zorlu ve çamurlu etaplara doğru yola koyuldular. Yarış öncesi yağan yağmur zemini zorlaştırsa da yarış boyunca yağış olmaması ekiplere rahat bir nefes aldırdı. Ümitcan Özdemir tecrübesini hızıyla birleştirince çamurlu zeminde hem keyifli görüntüler sundu hem de bütün etapları kazanarak rahat bir şekilde ilk günü lider tamamladı. Fiesta Rally Cup'a son yarışlarda dahil olan Eytan Halfon, yardımcı sürücüsü Kerim Tar'la uyum sağladığını etaplardaki temposuyla belli ediyordu. Eytan Kerim ikilisi günü ikinci sırada ve R2 sınıfında birinci olarak tamamladı. Kaan Karamanoğlu, Nehir Yılmaz ikilisi keyifle devam ettikleri sezonu podyumda tamamlamayı hedeflerken ilk günü Fiesta R2T araçlarıyla üçüncü sırada tamamladılar. Ali Sipahi Kupası'nda liderliği kimselere bırakmayan Emrah Ali Başol, Gürkan Menderes ikilisi Fiesta R1 araçları ile SD sınıfında ilk günü rahat bir şekilde lider olarak tamamladılar. Bu yarışta öncü araç görevini de yine Fiesta Rally Cup ekiplerinden Üstün Üstün Kaya, Özden Yılmaz ve Erhan Akbaş, Egemen Ertürk ikilileri üstleniyordu. Uzun ve zorlu bir ilk günü başarıyla tamamlayan Fiestaları ikinci güne hazırlama görevi her zaman olduğu gibi Ford Motorsport Türkiye'nin deneyimli mekanikerlerine düşüyordu. Pazar günü ekipler servis almadan 50 kilometrelik 4 özel etap daha geçerek 41 Burda Alışveriş Merkezi'nde finişe ulaşmak için mücadele ettiler. İlk günü açık ara farkla lider kapatan Ümitcan Özdemir, Batuhan Memiş Yazıcı ikilisi, pazar günü tempo düşürdüklerini söyleseler de 4 etapın 3'ünü kazandılar. Power Stage etabında ikinciliği alan ekip, 2018 sezonunu Fiesta Rally Cup şampiyonu olarak tamamladı. Ümitcan ve Batuhan 2018 Türkiye Rally Şampiyonası'nda iki çeker ve sınıf 4 birinciliğinde kazanarak kariyerlerinin en büyük başarılarına imza attılar. Bu yarış bizim için bayağı zor geçti aslında. Biraz stresli bir yarıştı. İlk gün çok iyi bir tempo tutturduk. Zemin biraz daha kaygandı, daha çamurluydu ama biraz daha agresif kullandım açıkçası. İkinci gün biraz arayı açtık rakibimize. Yaklaşık 53 saniye. Biraz düşük bir tempoda gittik. Yani yarıştığımız her klasmanda kazandık. Ya bu sezon çok iyi geçti. Her klasmanda şampiyon olduk. Çok mutluyuz. Bütün takıma, Serdar Bostancı'ya, bütün teknik ekibe, sponsorlarımıza, Jotun Boya'ya, Uğur Tim'e, destek veren herkese çok çok teşekkürler. Eytan Halfon, Kerim Tar ikilisi hem birbirlerine alıştılar hem de ne kadar hızlı olduklarını herkese gösterdiler. Yarışın Power Stage etabını da kazanan ekip, Fiesta Rally Cup klasmanını ikinci sırada ve R2 birincisi olarak tamamladı. Yarışı bitirdik. Çok çamurluydu, çok zordu. Ayakta kalmaya çalıştık aslında. Sezonun da son yarışı. Bizim de Eytan abiyle ikinci yarışımızdı. Bu yarış daha alıştık birbirimize, güzel geçti. Bitti sezon, biraz üzgünüz. Artık Nisan ayında yeni sezonu bekleyeceğiz. Bu sezonun yarısından sonra beraber yarışmaya başlayan Kaan Karamanoğlu, Nehir Yılmaz ikilisi istikrarlı bir sezon geçirdi. Zamanla birbirlerine alışan ikili bu yarış hatasız performanslarının meyvesini son etapta aldı. Üçüncü olarak devam ettikleri yarışta Power Stage etabını da üçüncü olarak tamamladılar. Burada aldıkları ekstra bir puan onları Fiesta Rally Cup'ında üçüncülüğüne taşıdı. Ayrıca Nehir Yılmaz Türkiye Rally Şampiyonası'nda 2018 sezonu Kadın Kopilotlar birinciliğini de elde etti. Left four, ten. Right four. Geçmiş olsun.
Nasıldı sence? İyiydi, güzeldi. Yarış öncesi yol keşfi yapamayan ve önceki yıllardan kalma notlarıyla bu yarışta yarışmak zorunda kalan İsmet Toktaş, Sedat Bostancı ikilisi yarış boyunca 4. sırada yer aldı. Son etap Power Stage'de 2,5 saniye ile üçüncülüğü kaçırınca bu onlara şampiyona üçüncülüğüne mal oldu. Rally'yi genel klasman 4.sü ve R2'de 3.sü olarak tamamladılar. Cuma günü yol keşfi maalesef yapamadık özel durumlardan dolayı. Dolayısıyla geçen senenin notlarıyla gitmek zorunda kaldık. Bazı etaplar yeni olduğu için de notlarımız yoktu. Kendimiz işte ekrandan gördüğümüz kadarıyla yazdık. Zaten yarışı 4. seviyede götürdük. Ondan sonra Power Stage'de gazlamamız gerekiyordu. Gazladık, elimizden geleni yaptık ama maalesef 2,5 saniyeyle üçüncülüğü kaçırdık. Fiesta Rally Cup'ı 4. bitirdik. İyi bir sezondu. İnşallah önümüzdeki sene daha iyi olur. Emrah Ali Başo, Gürkan Menderes ikilisine artık Fiesta R1'in yetersiz kaldığını bu sezon herkes gördü. Ford Otosan Kocaeli Rally'sini Fiesta Rally Cup 5.sü olarak tamamlayan ekip SD sınıfında hem yarışı hem de sezonu kazanmayı başardı. Başo ve Menderes, Ali Spy Kupası'nı pek çok güçlü rakibine karşı Fiesta R1 ile kazanmayı başardı. 2018 sezonun son yarışı Kocaeli bizim için güzel geçti. Yağın, çamur, yağmur, her şey vardı yarışta. Genel klasman 1. olduk ve Ali Spy Kupası'nın da şampiyonluğunu ilan ettik. Genel klasman şampiyonluğunu ilan ettik. Çok mutluyuz. Ford ekibine ve aracımızı hazırlayan bütün ekibe herkese çok teşekkür ediyoruz. Seneye görüşmek üzere. Uğur Çelikyay bu yarışta Emir Şahin ile start aldı. Uzun bir aradan sonra parkurlara dönen Emir'le beraber rally'yi 6. sırada ve R2 sınıfında 3. olarak tamamladı. Tabii ki kilometre yaptıkça araca daha rahat hakim oluyoruz. Daha güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bugün çok eğlendik. Emir Şahin'e de çok teşekkür ediyorum. Beni kırmayıp bu yarışa beraber girmemize bize katıldı. Bugün çok güzeldi, çok eğlendik. Güzeldi, keyifliydi. Sezonca böyle kapatmış olduk. Teşekkür ederiz herkese, sağ olun. Tarık Gökçen, Bahadır Özcan ikilisi çamurdan ağırlaşan zeminde hatasız bir performans sergileyerek finişe 7. sırada ulaştılar. Ali Spy Kupası'nı takip eden bir diğer ekip, Burçin Süer ve yardımcı sürücüsü Utku Güloğlu'ydu. Çamurlu ve kaygan parkurda temkinli olan ekip SD sınıfında 2. ve genel klasmanda 8. sırada finişe ulaştı. Sezonun son 3 yarışında rally'e başlayan Hakan Kerci, bu sezonu tecrübe kazanma yılı olarak görüyordu. Kopilotluğunu Süleyman Terzioğlu'nun yaptığı Hakan Kerci, 9. sırada finişe ulaştı. Geçtiğimiz yıllarda Historic Rally Şampiyonası'nda görmeye alıştığımız Kemal Gangam da bu sezon son yarışta Ali Spy Kupası ve Fiesta Rally Cup'ta start aldı. Önümüzdeki sezonun testi niteliğinde yarışa katılan Kemal Gangam'ın kopilotluğunu tecrübeli Burçin Korkmaz yaptı. Gençler kategorisinde mücadele eden Ford Motorsport Türkiye pilotu Ant Sunman ve kopilotu Efe Ersoy, cumartesi günü yarış dışı kalarak Ford Otosan Kocaeli Rally'sini tamamlayamadı. Buna rağmen sezonun önceki rallilerinden aldığı puanlarla Türkiye Rally Şampiyonası gençler kategorisinde 2018 sezonunda birincilik ipini gözledi. Kocaeli Rally'sini tamamlayamayan bir diğer ekipse Ahmet Tuna Muhtar ve eşi Burçe Muhtar oldu. İkinci günün ilk etabında sorun yaşayan ekip, etap sonunda yarışı bırakmak zorunda kaldı. ...2018 Ford Otosan 36. Kocaeli Rally'si sonunda genel klasman şöyle oluştu. Ümitcan Özdemir, Fiesta Rally Cup'ın 2018 şampiyonu olurken Georgi Geratsiyev 2. ve Kaan Karamanoğlu 3.'lüğü elde etti. R2T sınıfında da zirvede Ümitcan var. Kaan Karamanoğlu Kocaeli'de 2.'liği alırken İsmet Toktaş sınıfın 3.'sü oldu. R2 sınıfında konuk pilot Geratsiyev 1.'liğe ulaştı. Uğur Çelikyay 2., Eytan Halfonsa 3. oldu. SD sınıfını Emrah Ali Başo kazanırken Hakan Kerci ve Semih Erkal ilk 3'ü tamamladılar.
2018 Fiesta Rally Cup sezonu 6 yarışa katılan 15 ekibin heyecan dolu mücadelesiyle nefesleri kesti. Ford Motorsport Türkiye çatısı altında gerçekleşen bu organizasyonun 2019'da da yeni ekiplerle ve yeni heyecanlarla yine nefes keseceğinden kimsenin şüphesi yok. Önümüzdeki sezon görüşmek üzere. Hoşça kalın.